Biz yıllarca o kadar videolarımızda, sosyal medyada CHP'nin HDP'nin kuyruğu olduğunu, HDP'nin de Kandil uzantısı olduğunu bu ekranlarda sizlere bağıra bağıra haykırarak anlattıkça bazı CHP'nin böyle şizofren hani taraftarları var ya, durmadan bizlere yorumlarda hakaretler, salvalar, küfürler yaparak HDP'yi meclise AK Parti'nin taşıdığını ve HDP'yi kurtaran, koruyan, kollayan, bu ülkeye zarar veren AK Parti'nin olduğunu böyle inançlı bir şekilde, ya gerçekten inançlı bir şekilde, yani bunu da sadece hani hakaret etmek veyahut da karalamak, iftira atmak, hani insan sinirlen ağzından çıkar bazı laflar ya, bazı küfür hakaretler ya, böylesine değil. Gerçekten bir de inanıyorlar. Bunu da Halk TV'de, Fox TV'de, Tele 1'de, Duvar Gazetesi olsun, yok Tele 1, TV24 olsun, buna benzer ne kadar CHP'nin yandaş gazeteci ve sosyal medya paylaşımcıları varsa, onların aracılığıyla bu Kandil'in uzantısı olan HDP'ye AK Parti'nin yardım ettiğini, hatta meclise AK Parti'nin taşıdığı, işbirliğini yaptığını söyleyen bir takım işgüzarlar var. Buna da inanıyorlar. Biz onlara, bakın, o kadar söylememize rağmen bize inanmadılar. Ben onlara bir video izleteceğim şimdi. O video, küçücük bir video ya, 20 saniye, o videoyu izledikten sonra devam ederiz bakalım yorumumuza. Bakın şimdi açalım. Beraat ediyor. Başka bir davadan alelacele yargılayıp mahkum ediyorlar. Niçin? Hapiste kalsın. Sadece neden tutuklandıklarını bilmeden cezaevindeler. Jet sürat iddianame yazıldı. Ne yazılsın, ne olmuş? Bu tür iddialar aslında Selahattin Demirtaş Bey alacak. Göğsüne şeref madalyası olarak takılıyor. Selahattin Demirtaş niye hapiste Allah aşkına? Niye hapiste? Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye. Evet arkadaşlar, videoda gördüğünüz, yani gösterdim, Tele 1'de, Fox'ta ve Halk TV'de bunlar bulamazsınız. Biz gözünüze, hani o inanmayanların gözüne sokalım. Ama şunu da söyleyeyim, bu videoyu ekrana da yansıtabilirdim ama bu çakallar, bunun bu taraftarları ve CHP'nin yandaş çakalları telif atıyorlar, kanalımızı kilitliyorlar, şikayetler de bulunuyor. Buna benzer şeylerle karşılaşıyoruz ama ben videoda hani böyle bu şekilde göstermek zorunda kaldığım için kusura bakmayın. Ama izlediğiniz gibi kendiniz de gördünüz arkadaşlar, ne diyor orada? Selahattin Demirtaş bir davadan, diyor, hani beraat alıyor, diğer davadan geri tutukluyorlar. Neden? Farklı düşünüyormuş adam. Sanki MHP'nin genel başkanını tutuklamışsın da, Büyük Birlik Partisi'nin başkanı, hani testiciyi ya da Devlet Bahçeli'yi tutuklamışsın. Sanki bu Türkiye'de farklı düşündüğü için hapse atılmış. Ya adam Kandil'in uzantısı, adam Türkiye'yi bölmek istiyor ya. Adam istemiyor, yapıyor. Elinden gelen her türlü Türkiye'nin aleyhine işbirliği içerisinde zaten adam. Yunan'la, Ermeni'yle, Amerika'yla, Rusya'yla. Ne zaman ya? Rusya'yla uçak krizi oldu, anında gittiler oraya. Almanya'dalar, Fransa'dalar, her yerde Türkiye'nin aleyhine iş yürüten herkesle işbirliği içerisinde. Türkiye'nin faydasına olan hiçbir mecliste, hiçbir karara, hani bir kınama veyahut da beraber bir oy birliği içerisinde hiçbir katılımda, birlikte hani hareket etmede bulunmadılar adam ya. Akdeniz'de, Karadeniz, hiçbir yerde ya. Adam Kandil'in uzantısı Güneydoğu'yu bölmek istiyor. Bunu daha uzatmaya gerek yok. Adam Türkiye'yi parçalamak istiyor. Bu kadar basit. Türkiye'yi parçalamak istiyor. Sen kalkmışsın bu adama farklı düşünüyor diyorsun. Yani farklı düşünüyor. Adam Türkiye'yi bölmek istiyor. Farklı düşünme ne demek ya? Adam Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmuyor ki ne? Adam bütün mitinglerinde, toplantılarında Türk bayrağını adam odasına asmıyor. Spiker resmen sordu. Cumhurbaşkanı eğer seçilirseniz Demirtaş'a Türk bayrağı asacak mısınız odanıza diye sordu ya. Adam da resmen kıvırmak için Türk bayrağını o asanlar bizden daha çok zarar veriyor. Sen merak etme diye kıvırdı. Açın Google'da arayın. Ayrıyeten 6 ve 8 Ekim olaylarında Kobani'yi bahane ederek halkı sokağa davet etti. Sokağa çıkın dedi. Arkasından sokağa çıkanlara da destek olun. Çıkmış olanlara da destek olun. 37 kişiyi katletti bu adam. 37 kişiyi katletti. 37 kişinin katili bu adam.
sokağa döktü insanları. Ve bu adam da şimdi tutuklanırken, gözaltına alınırken bunların şemsiyesi olan CHP ve yandaşları, bu milletvekilleri bir gün bunun hesabını soracağız diye Özgür Özel gibi bazı işte kendini bilmezler çıkıp öyle HDP'nin şemsiyesi olarak, HDP'nin bastonu olarak onlara destek tweetleri atıyorlar. İşbirliği içerisindeler. Tabii onlar işbirliğinin bir hani zarara uğramasını, sekteye uğramasını ister mi? İstemez. Ayrıyetten bir de diyor ki ne? Selahattin Demirtaş'ın diyor içeride yattığı zamanlar diyor onun bir şeref madalyası olacak. Ya kardeşim resmen var ya sanki bana bugün Libya'da veyahut da Suriye'de veyahut da hani Türkiye'nin petrolünü bulmuş Karadeniz'de, Akdeniz'de büyük Türkiye namına çok büyük operasyonlar yapıp da Türkiye büyük kazanım elde ettirilmiş bir insanın diyelim Yunanistan'da, diyelim veyahut da Libya'da orada burada bir hani esir edilmiş, tutsak edilmiş, hani siyasi sebeplerden dolayı Türkiye'ye iade edilmiyor. Bizim kahramanımız orada hani tutsak, esir bir şekilde orada cezaevinde işkenceye maruz kalıyor. O kaldığı her günün yaşadığı her o hapis cezasının şeref madalyası olarak asacakmış gibi şeyine hani göğsüne der gibi bize böyle yutturmaya çalışıyor ya. Hani HDP'nin Kandil'in uzantısı AK Parti miymiş, CHP miymiş? Kimmiş kardeşim? İşte gördünüz ya, bütün o şehitlerimizin kemikleri sızlıyor ya. Daha bu adama oy veriyorsunuz ya. Bu adama oy veriyorsunuz. Meclise HDP'yi kim sokmuş? Kim onların bastonunu oluyormuş? Kim onları destekliyormuş? Bu videoyu izleyince işte anlamanız gerek. Bunları Tele1'de, öyle Fox'ta, Halk TV'de bulamazsınız kardeşim. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu da paylaşın, abone olun kanalımıza. Sesimizi daha fazla kişilere duyuralım. Herkes bu muhalefet partisi denilen CHP'nin ne yürüyor olduğunu, kime hizmet ettiğini herkes bir nebze olsun, öğrensin, bilgisi olsun. Hepinize saygılar, teşekkür ederim.